Planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi. Yasak Elma dizisinin ekibi Perşembe akşamı Şevval Sam'ın 48. yaş gününü Etiler'de bir mekanda kutladı. Yemeğe katılanlar arasında yer alan Eda Ece, çıkışta Şevval Sam'ın Sadakatsiz dizisinde rol alan oğlu Tarık Emir Tekin'i övdü. Eda Ece, geçen günlerde de Tekin'i Amerikalı oyuncu Johnny Depp'e benzetmişti. Eda Hanım nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkürler, güzel bir konuşmaydı. Evet, Şevval'in doğum günü için bir araya geldik. Geçtiğimiz gün doğum günü ama... Ya setten anca fırsat oldu. Kamerada sizinle rapetim. Geçtiğimiz günler Emir'le ilgili bir güzel sözde bulundunuz, Johnny Depp gibi. Evet, kendisini çekin. Kendisini çektik az önce. Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü? Ben görmedim. Yok, biz de görmedik henüz. Eda Ece hafta içi hakkında ortaya atılan bir iddiaya ateş püskürmüştü. Güzel oyuncunun 9 yıllık eşinden boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'yla sık sık bir araya geldiği öne sürülmüştü. Eda Ece bu asılsız haberi sosyal medya sayfasından jet hızıyla yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı Danilo ile ilgili bir aşk yaşadığınıza dair. Yani benim zaten erkek arkadaşım var. Evet. Bir insanın erkek arkadaşı varken böyle bir haber yapılması bir kere son derece ayıp. Ben zaten Buran'la beraberim ve birkaç sene de oldu. Doğru değil. Ayrıca Danilo ile 2016'da beraber rol aldık Görümce filminde. Evet. Çok da sevdiğim bir çalışma arkadaşımdı. Bir daha da hakikaten görüşmedik. Çünkü her oyuncu arkadaşımızla sürekli özel hayatımızda görüşemiyoruz. Onunla da hani bayağıdır da görmedim 2016'dan beri. Bir gün setteyken böyle bir haber çıkıyor. Yani benim hiçbir suçum yok. Danilo'nun hiçbir haberi yok. Hani bizim durumumuz, yani bunlar böyle masa başı haberler bence yani gazetecinin de prestijini bozuyor. Yani işini saygın yapıp doğru haber yapsa ki saygınlığıyla uydurduğu haberin ertesi gün ne oluyor? Biz arıyoruz menajerle, avukatla. Özür dileriz, kusura bakmayın, hata oldu diyor, siliyor. Yani hem kendine zarar hem bana zarar, ne gereği var yani? Erkek arkadaşının hiç hoş değil yani. Bu durumdan iyi. Yani o gerçeği zaten en iyi bilen insan olduğu için hani bu yalan haber işi keşke olmasa diyor herkes. Herkesin dediği aynı yani. İnşallah artık yani bu yalan haber şeyi biter yani. Bütün dünyada olduğunu biliyorum ama keşke olmasa yani, hiç hoş değil. Şevval Hanım, biraz sizle konuşsaydık. Yok yok, vallahi set gidelim. Geçtiğimiz günde doğum gününüz, hani onu kutlamışsınız. Evet, bitti. 100. doğum günümüz. O evet, inatla istemiyor ama biz bitiremedik kutlamayı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin ise kutlama çıkışı Yasak Elma dizisinin Asuman'ı Melisa Doğu ile arabasını beklerken görüntülendi. Selam Barış. Selam. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Çok mersi. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sizin nasıl gidiyor? Güzel. Yine... İyi akşamlar. Nasılsınız? Yine bir doğum günü çıkışı. Ya evet, ne kadar güzel. Tekrar annemin doğum gününü kutladık. Eda Hanım'ın da geçtiğimiz günlerde bir sizinle ilgili bir açıklaması oldu. Johnny Depp'e çok benzetiyorum gibisinden. Taklı kolye gibi pantolonlar falan. Çok kıymetli. Evet. Yani bu tarz övgüler geliyor mu annenizle falan, hani annenizle konuşuyor musunuz bu tarz? Yani annemle konuşmuyoruz. Hani annemizi... Annem beni oğluna çok benzetiyor, Taro'ya. Çok benzediğimi söylüyor der. Yok evet, Eda çok tatlı ya, sağ olsun. Çok kıymetli sözler söyledi. Bunların da... Pardon, dikkat ediniz. Yani çok, tabii çok kıymetli geliyor. Ben onore oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tarık Emir Tekin başarılı oyunculuğu kadar giyim tarzı ve takılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tarzınız hani gerçekten farklı, hani giyiniminiz, taktığınız kolyeler, işte takılar. Teşekkür ederim. Hani bu tarz yani... övgüler geliyor mu? Duyuyor musunuz? Hani benim sormak istediğim şuydu. Annenize de hani bu tarz soruyorlar mı oğlunuzla ilgili falan diye? Hani... bilmem. Hiç onun üzerine konuşmadım annemle ama sağ olsunlar, böyle güzel sözler söyleyince sizden zaman zaman duyuyorum. Çok kıymetli geliyor benim için. Çok sağ olun. 24 yaşındaki Tekin, Rating Rekortmeni Sadakatsiz dizisinde oynamaktan büyük keyif aldığını da ifade etti. Dizi soralım, nasıl gidiyor? Dizimiz çok güzel gidiyor. Aslında seyircimizin takdiri o yani. Benim açımdan çok güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum. Çok güzel yön gösteren insanlarla çalışıyorum. Çok kıymetli insanlarla çalıştığımı düşünüyorum. Kamera önünde ve arkasında. Dolayısıyla ortaya konulan ürün de çok izlemesi keyifli ve içinde bulunması çok kıymetli bir ürün oluyor, bir iş oluyor. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. İzninizle yolu tıkamadan izninizi isteyeceğim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.